Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size biyoteknoloji ve genetik mühendisliğinden bahsedeceğim. Bunların çalışma alanlarından, işte çeşitlerinden bahsedeceğiz. İlk önce tanımlarına bakalım. Genetik mühendisliği ne demek mesela? Genetik mühendisliği şudur. Canların kalıtsal özelliklerinin işte değiştirerek onlara yeni işlevler kazandıran bilim dalıdır arkadaşlar. Genetik mühendisliği. Genetik mühendisliğin tanımı bu şekilde. Kalıtsal özellikleri değiştiriyor ve yeni işlevler kazandırıyor. Gelelim biyoteknolojiye. Biyoteknoloji ise organizmaların yani canlıların ve bileşenlerinin, bakın bileşen dediğimiz bizim yapımızda bulunan maddeler ve bileşenlerinin faydalı ürünler elde etmek için kullanıldığı uygulamaların tümünü diyoruz. Yani şöyle düşünün mesela, elimde bir bitki var. Ben bu bitkinin bileşenlerinden faydalanmak istiyorum. Biz buna ne diyoruz işte? Bu yönteme biyoteknolojik yöntem diyoruz. O zaman ikisinin de şöyle bir tanımını yapalım. Daha sonra biyoteknolojinin çeşitlerine bakalım arkadaşlar. Şöyle ilk önce genetik mühendisliği demek istiyorum. Genetik mühendisliği. Neydi genetik mühendisliği? Canlıların kalıtsal özelliklerini... Canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek onlara yeni işlevler kazandıran bilim dalıdır. Bilim dalıdır. Evet, genetik mühendisi bu şekilde. Gelelim bir sonrakine arkadaşlar. Biyoteknoloji. Şöyle altını çizelim. Biyoteknoloji. Biyoteknoloji için ne demiştik? Organizmaların yani canlıların ve bileşenlerinin faydalı ürünler elde etmek için kullanıldığı uygulamalardır. Yazalım. Organizmaların ve bileşenlerinin faydalı ürünler elde etmek için kullanıldığı uygulamalardır. Evet, bu şekilde genetik mühendisliği ve biyoteknolojinin tanımı. Şimdi biz biyoteknolojiyi ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bunlar modern biyoteknoloji ve klasik biyoteknoloji. Ben ilk önce size klasik biyoteknolojiden bahsetmek istiyorum. Çünkü modern biyoteknolojinin birçok çeşidi var. Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi şöyle diyorum. Bir klasik biyoteknoloji. Biyoteknoloji. Bu arada isimden de gidebiliriz aslında. Şöyle düşünün. Biyo ne demek? Canlı. Teknoloji ne demek? Zaten biliyoruz teknolojinin ne olduğunu. Canlıların teknolojiye uyarlanmasına biz biyoteknoloji diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim, klasik biyoteknoloji nedir? Klasik biyoteknoloji aslında bizim işte dedelerimizin, ninelerimizin yaptığı teknolojik şeylerdir. Hani biz bunları teknoloji olarak görmüyoruz ama aslında öyledir. Diyelim ki sütten yoğurt yapılması, peynir yapılması veya hamurun mayalanması, bunlar nedir? Klasik biyoteknolojidir ve geçmişten günümüze kadar bunlar vardır arkadaşlar. O zaman yazalım ne olduğunu. Biyolojik sistemler yardımıyla ham maddelerin yeni ürüne dönüşmesidir. Hani böyle klasik tanımı bu ama aslında bildiğimiz şey nedir? Sütten yoğurt, peynir yapılması veya hamurun mayalanmasıdır. Yazalım. Biyolojik sistemler yardımıyla ham maddelerin yeni ürüne dönüşmesidir. Örneklerinde veriyoruz. Nedir örneklerimiz? Sütten yoğurt peynir yapılması. Yoğurt peynir yapımı. Daha sonra işte hamurun mayalanması. Hamurun mayalanması gibi arkadaşlar. Bunlar nedir? Klasik biyoteknoloji örnektir. Gelelim diğer biyoteknoloji çeşidine, modern biyoteknoloji. Artık teknoloji geliştikçe biraz daha modernleşmiş bizim yaptığımız şeyler. Hemen şuraya 2 diyoruz. Modern biyoteknoloji.
Biyoteknoloji. Nedir modern biyoteknoloji? Arkadaşlar, bu bilimsel metotlarla, bakın, klasik biyoteknolojide biyolojik sistemler vardı ama modern biyoteknolojide bilimsel metotlar var. Bilimsel metotlarla bitkilerin, hayvanların ve mikroorganizmaların yapılarını kültür ortamında değiştirilip geliştirilmesidir arkadaşlar modern biyoteknoloji. O zaman yazalım hemen. Ne dedik? Bilimsel metotlarla. Bilimsel metotlarla bitki, hayvan ve mikroorganizmaların yapılarını değiştirilip geliştirilmesidir. Geliştirilerek yeni ürünler elde edilmesidir. Yeni ürüne dönüştürülmesidir diyelim. Evet, bu şekilde modern biyoteknoloji. Şimdi modern biyoteknolojinin birçok çeşidi var. Bu çeşitlerinden bahsedelim. Arkadaşlar, ilki melezleme. Bakın, birincisi melezleme. Nedir melezleme? İyi olan iki tane canlının aynı tür olmak şartıyla aynı canlının çaprazlandırarak çok çok iyi özelliklere sahip canlı elde edilmesi. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Kaslı yapıya sahip, çok iyi et veren bir ineği düşünün. Bir de çok iyi süt veren bir ineği düşünün arkadaşlar. Bunlar çiftleştiriliyor, yani çaprazlama yapılıyor ve daha sonra oluşan yavrunun hem iyi et veren hem de iyi süt veren bir yavru olması bekleniyor. İşte bu nedir? Melezleme yöntemidir. O zaman yazalım. Şöyle A diyelim, melezleme. Neymiş melezleme? İyi özelliklere sahip canlıların çaprazlanmasıdır. Şöyle diyelim, genetik yapısı farklı canlıların çaprazlanmasıdır. Melezleme bu. Gelelim bir ikincisine arkadaşlar. B diyoruz, yapay dölleme. Yapay dölleme. Hani bu melezleme olayını bitkilerde yapabiliriz. Mesela iyi döl veren, iyi meyve veren bir işte erik ağacıyla erikleri böyle büyük olan ağacın işte çaprazlamasını yaparak hem iyi meyve verimi sağlayıp hem de büyük büyük erikler ortaya çıkabilir melezleme olayında. Ama yapay dölleme genellikle hayvanların ıslığında kullanılıyor arkadaşlar. Az önce bahsettiğim işte iyi süt veren ve iyi et veren hayvanları döllenmesi gibi. O zaman şöyle yazalım. Genellikle hayvan ıslığında kullanılır diyelim. Genellikle hayvan ıslahında, ıslah demek iyileştirme demektir. Islahında kullanılır. Yani hayvanları işte iyi özelliklere sahip etmek gibi düşünebilirsiniz. Gelelim bir sonraki çeşidimize. C diyeceğiz, poliploidi. Poliploidi. Arkadaşlar, poli ne demek? Poli çok demek değil mi? Ploidi de hani haploid, diploid, kromozom anlamında kullanıyoruz. Çok kromozomlu canlı demektir. Çok kromozomlu canlı mesela 3N, 4N gibi canlılar demektir. Bunlar genellikle bitkilerde görülür. Mesela çilek. Böyle çok büyük çilekler görürsünüz. O çok büyük çileklerin oluşmasının temel sebebi poliploid yöntemidir. Nasıl oluyor bu yöntem? İşte 2N kromozomlu işte hücresiyle diğer 2N kromozomlu hücresi birleştiriliyor ve 4N kromozomlu çilek oluşturuluyor. Bu çilek daha büyük oluyor arkadaşlar. Poliploid dediğimiz olay bu şekildedir ve bitkilerde görülür, hayvanlarda görülmez. Poliploidi yöntemiyle mesela çekirdeksiz karpuz üretilebiliyor. İşte büyük dediğim gibi çilekler, muzlar üretilebiliyor arkadaşlar. Şeker kamışı yine aynı şekilde üretilebiliyor. O zaman yazalım. Şöyle diyelim. Canlı hücrelerinde 2'den fazla kromozomun bulunmasıdır. Kromozomun bulunmasıdır. Ne yapıyordu bununla birlikte? Bitkilerde görülür. Bitkilerde görülür. Ve daha büyük olurlar arkadaşlar. Normalden
daha büyük olurlar. İşte poliploidi dediğimiz olay budur. Örneklerini verelim. Mesela çekirdeksiz karpuz üretimi. Çekirdeksiz karpuz. Daha sonra büyük büyük çileklerin, büyük büyük muzların üretimi, yine şeker kamışlarının üretimi aynı şekilde. Bunlar nedir? Poliploidi yöntemiyle üretilen meyvelerdir. Gelelim bir sonrakine. Bir sonraki arkadaşlar rekombinant DNA. Nedir rekombinant DNA? Gen aktarımı ile, bakın başka bir canlıdan alıyoruz, gen aktarımı yapıyoruz. Yapısı değişmiş DNA'dır arkadaşlar. Bu geni değiştirilmiş canlılara biz GDO, yani genetiği değiştirilmiş organizma veya transgenik organizma diyoruz. Bu hep yıllardır işte acaba GDO'lu işte organizmalar, canlılar iyi midir, kötü müdür, sağlıklı mıdır, sağlıksız mıdır gibi birçok tartışma yapıldı. Aslında ben size şöyle söyleyeyim. GDO iyi yönde de kullanılabilir, kötü yönde de kullanılabilir. Tabii ki bizim amacımız iyi yönde kullanmaktır. Ama birçok insan da bunu kötü yönde de kullanabiliyor, genetiğini değiştirebiliyor. O zaman yazalım rekombinant DNA diyelim de. Rekombinant DNA. Arkadaşlar ne dedik rekombinant DNA? Gen aktarımı ile yapısı değişmiş DNA'dır. Gen aktarımı ile yapısı değişmiş organizmadır veya DNA'dır diyebiliriz. Bu canlılara ne diyoruz? GDO, yani genetiği değiştirilmiş organizmalar ya da transgenik organizma. Transgenik organizma denir. Dediğim gibi iyi yönleri de vardır, kötü yönleri de vardır. Gelelim son olarak gen klonlanmasına. Arkadaşlar, gen klonlanması da şudur. Bir genin kopyasının oluşturulmak için kullanılan yöntemdir gen klonlaması. Şöyle E diyoruz. Gen klonlanması. Zaten klonun ne olduğunu biliyoruz, değil mi? Klon canlının ikizi gibi düşünebilirsiniz. İşte gen klonu da nedir? O genin ikizidir. Yani aynısıdır diyebiliriz. Bir genin kopyasını oluşturmak için kullanılan yöntemdir. Kullanılan yöntemdir. Gen klonlaması. Evet, modern biyoteknolojinin çeşitleri bunlar arkadaşlar. Şimdi gelelim bundan sonra artık anlatacağımız konu şu. Şimdi deney ve araştırma yapıyoruz biliyorsunuz. Hani biyoteknolojik araştırmalar yapılıyor. Genetik mühendisliği altında araştırmalar yapılıyor. Burada bulunan canlılar, biz bunlara model organizma diyoruz. Bu model organizmaların taşıması gereken bazı özellikler var. Bu özelliklerden bahsedelim. Şöyle yazalım. Diğer sayfa. Ne diyoruz? Deney ve araştırmalar için kullanılan canlılara model organizma denir. Model organizma denir. Mesela en fazla kullanılan model organizma farelerdir. Çünkü bazı özellikleri var bunların. Birazdan söyleyeceğim neden oldukları, neler olduklarını. Bunların sayesinde araştırmalar kolaylaşıyor. Gelelim model organizmaların özelliklerine. Özellikleri. Nedir özellikleri? Birincisi arkadaşlar, deneysel uygulamalar için elverişli olması lazım. Yani zorlamaması gerekiyor. Mesela bir insanda kesinlikle araştırma yapamazsınız. Çünkü zaten etik değil, yasaktır. Hem de insanın işte üremesidir falandır filandır derken çok uzun zaman alır. O yüzden de yapamıyoruz. Şöyle diyelim. Deneysel uygulamalar için elverişli olma. Elverişli olma. Birinci özelliği bu. İkinci özelliği kısa yaşam döngüsüne sahip olma. Düşünsenize bir fille araştırma yaptığınızda filin hamileliği 2 yıl sürüyor. Böyle bir araştırmayı maalesef yapamazsınız. O yüzden de ne olması lazım? Kısa yaşam döngüsüne sahip olması lazım. Kısa yaşam döngüsüne sahip olma. Evet, üçüncü özelliğimiz laboratuvarda yetişebilme arkadaşlar. Yani laboratuvar ortamına dayanıklı olma. Laboratuvarda yetişebilme.
Dördüncüsü genom büyüklüğü. Genom büyüklüğü dediğimiz işte bu bulundurduğu genlerin büyüklüğüdür arkadaşlar. Ne kadar büyük olursa o kadar elverişli olur diyoruz. O zaman yazalım genom büyüklüğü diye. Genom büyüklüğü. Daha sonra bir sonraki özelliği, beşinci özelliği genom haritasının çıkarılmış olması. Yani haritası işte genlerinde hangi özelliklerin bulunduğu bunların çıkarılması lazım. Genom haritasının çıkarılmış olması. Daha sonra altıncı ve son koşulumuz da ekonomik koşullardır. Ekonomik koşullar. Ekonomik olarak uygun olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela dediğim gibi fareler veya sirke sinekleri bunlar uygun canlılardır. Şimdi gelelim gen klonlaması nedir? Bunu anlatmak istiyorum size. Daha sonra canlı klonlamasını anlatacağım arkadaşlar. Sonra kök hücreden bahsedip, biyoetik ve biyogüvenlikten bahsedip konumuzu bitireceğiz. Şöyle diyelim, gen klonlaması. Bir başlık yazalım. Gen klonlanması. Nasıl yapılıyor gen klonlaması? Arkadaşlar şöyle bakın. Genellikle bakteriler kullanılır gen klonlaması yapılırken. Çünkü bakteriler çok çabuk çoğalabilen ve kolaylıkla müdahale edilebilen canlılardır. Bu yüzden gen klonlamasında bakteriler kullanılır. Özellikle Escherichia coli dediğimiz bir bakteri vardır. Bu bakteri bizim bağırsaklarımızda yaşar. Vücudumuza uyum sağlamış bir bakteridir. Bu bakteri çok kısa bir yaşam döngüsüne sahip olduğu için ortalama 20 dakikada bir çoğalabilen bir bakteridir. O yüzden de gen klonlamasını bu şekilde yapıyorlar. Peki yapalım, nasıl yapılıyor? Diyelim ki bizim istenilen bir genimiz var. Bakın, istenilen gen. Burada da arkadaşlar bakterimiz var. Şu da bizim bakterimiz. Bakterinin DNA'sı. Bakteri. Bu istenilen gen bakın buradan kesiliyor ve bakterinin DNA'sına aktarılıyor. Gen bakteri DNA'sına aktarılır. Bakteri DNA'sına ya da plazmitine, genellikle plazmit kullanılır. Plazmitine aktarılır. Daha sonra arkadaşlar bakteri çoğalır. Bakteri çoğalır. Ve istenilen gen çoğalmış olur. Gen üretilmiş olur. Peki bunu ne için yapıyorlar? Bakın, bu gen klonlamasını şunun için yapıyorlar. Bazı hastalıklar için. Mesela insülin üretmek için. Bizim insülin üretebilmemiz için kanımızdaki şeker seviyesinin yükseğe çıkması lazım. İşte bilim insanları ne yapıyor? İnsanlarda insülin üreten geni alıyorlar. Bu geni bakteriye aktarıyorlar ve bakteri çoğaldıkça arkadaşlar insülin üretiyor. Bu üretilen insülini de alıp ilaç olarak satıyorlar. O yüzden gen klonlaması çok çok önemli olan bir olaydır. Kesinlikle yapılması gereken bir olaydır arkadaşlar gen klonlaması. O zaman neymiş? İstenilen ilaçların kolaylıkla üretilmesini sağlıyormuş. Gelelim canlı klonlanmasına. Şuraya canlı klonlaması yazalım. Şimdi bilim insanları hani çok değil 1990'lı yıllarda falan çok uzak değil. Bir klon yapıyorlar arkadaşlar. Bir klonlama yapıyorlar. Hatırlayın Dolly diye bir koyun var. Dolly duymuşsunuzdur mutlaka. Bunu klonluyorlar arkadaşlar ve klonlanan koyuna Dolly diyorlar. Peki nasıl yapıyorlar bunu? Şimdi bizim elimizde bir istenilen canlı var. Hani kopyası istenilen canlı. Daha sonra bir de başka bir canlı var arkadaşlar. Şuraya A koyunu diyelim. A koyunu. Bir de bizim B koyunumuz olacak. Onu da birazdan bahsedeceğim. Şimdi bu istenilen canlıdan ne yapıyorlar bakın. Herhangi bir vücut hücresinden, bakın vücut hücresinden çekirdeği alıyorlar. Çekirdek alınır. Daha sonra A koyunun yumurtasının çekirdeği çıkarılır. Bu arada istenilen canlı dediğim tabii ki koyun olması gerekiyor bunda. Bunun çekirdeği çıkarıldıktan sonra bakın buradaki çekirdek A koyunun yumurtasına enjekte edilir.
Şöyle A koyunu yumurtası artı çekirdek. Daha sonra oluşan bu yapı nereye gönderiliyor biliyor musunuz? Burada bir B koyunu var. B koyunu. Bu da taşıyıcı anne olarak düşünebilirsiniz. Arkadaşlar burada oluşan bu yapıyı, bu yumurtayı nereye gönderiyorlar? B koyununun rahmine yerleştiriyorlar. Oluşan yumurtayı, ya aslında biz buna zigot diyebiliriz. Çünkü bölünmeye hazırlıklı bir yapıdır. Nasıl yapıyorlar? Buna işte hormon falan enjekte ederek bölünmeye hazırlıyorlar. Yumurtayı ne yapıyor? B koyununa enjekte ediyor. B koyununa enjekte eder. Enjekte eder dediğimiz rahmine yerleştiriyor. Daha sonra B koyunu bu zigotu doğuruyor, bu embriyoyu doğuruyor ve oluşan koyun ne oluyor? Dolly oluyor. Arkadaşlar Dolly şuradaki istenilen canlının kopyası olur. İstenilen canlının kopyası olur. Yani ben şuraya X dersem eğer X'in kopyası ne oluyor? Dolly oluyor. İşte canlının klonlaması dediğimiz olay budur. Birebir aynısıdır diyemeyiz. Neden diyemiyoruz? Çünkü bakın burada A koyununun yumurtasının çekirdeğini çıkardı ama içeride mitokondriyal DNA vardır. Mitokondriyal DNA A koyununa ait olduğu için hani tam birebir kopyası diyemiyoruz ama %90'lık, 95'lik bir kısım kime benziyor? Buradaki istenilen canlıya benziyor arkadaşlar. Evet, canlı klonlaması da bu şekilde devam eder. Şimdi size iki tane kavramdan bahsedeceğim. Biyogüvenlik ve biyoetik. Bir de arkadaşlar kök hücreden bahsetmek istiyorum. İlk önce kök hücreden bahsedelim. Kök hücre. Nedir kök hücre? Arkadaşlar kök hücre farklılaşmamış hücre demektir. Yani istediğiniz şeye farklılaştırabilirsiniz kök hücreyi. O zaman yazalım. Farklılaşmamış hücre. Biz kök hücreleri nerelerden alabiliyoruz? 3 yerden alabiliyoruz arkadaşlar. Embriyodan alabiliyoruz. Çünkü embriyoda henüz farklılaşmamıştı. Daha sonra göbek bağından alabiliyoruz. Göbek bağı. Bir de yetişkinlerden alabiliyoruz. Ama yetişkinlerin bütün hücrelerinden alamıyoruz maalesef. Farklılaşmamış olması lazım. Embriyonun farklılaşmamış herhangi bir hücresini alabilirsiniz. Göbek bağından da alabilirsiniz. Ama yetişkinlerde kemik iliğinden genellikle alınır. Çünkü kemik iliğinde üretilen hücreler tam olarak farklılaşmamış hücrelerdir. İşte kök hücre budur. Peki kök hücreyle neler yapılıyor? Diyelim ki işte siz bir kök hücre bankası oluşturulmaya çalışılıyor tabii ki. Yani oluşturulmuş ülkeler vardır ama Türkiye'de henüz öyle bir konum yok. Arkadaşlar diyelim ki siz işte kök hücrenizi bu kök hücre bankasına koydunuz. Sizin bütün bilgileriniz falan yazılıyor tabii ki. İlerleyen zamanlarda Allah korusun ne oldu? İşte böbreğiniz iflas etti. Bir tanesi. Hemen sizin bu kök hücreniz kullanılıyor ve bir yapay organ üretiliyor bu kök hücreden. Bu oluşturulan yapay böbrek size takılıyor arkadaşlar ameliyatla. Daha sonra siz kendi hücrenizden oluşan bu böbreği kullanabiliyorsunuz. Çünkü zaten birebir kendi genetiğinizdir. Hani DNA'nız falan birebir aynı olduğu için herhangi bir şekilde doku uyuşmazlığı gibi veya organ uyuşmazlığı gibi herhangi bir olay olmuyor. İşte kök hücre dediğimiz olay bu yüzden de önemli bir olaydır. Şimdi gelelim o zaman son kavramlarımıza. Biyogüvenlik ve biyoetik. Bunlar yeni eklenen kavramlardır. O yüzden belki karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Nedir biyogüvenlik? Biyogüvenlik şu. Transgenik ürünlerin kontrol edilmesine biz ne diyoruz? Biyogüvenlik diyoruz arkadaşlar. Yani canlının güvenliği gibi düşünebilirsiniz. Bizim güvenliğimiz. Biz işte o transgenik organizmaları tüketiyoruz. Bunların sağlıklı mı olup sağlıksız mı olmadığını anlamadığımız için biyogüvenlikten yararlanıyoruz. O zaman yazalım. Transgenik ürünlerin kontrol edilmesidir. Kontrol edilmesidir. Biyogüvenlik budur. Peki biyoetik nedir? Etik ne demek? Uygun olup olmayan demektir. Arkadaşlar biyoloji ve tıp alanındaki gelişmelerin meydana getirdiği etik konuları yani uygunluğunu inceleyen bilim dalıdır diyebiliriz. O zaman yazalım. Biyoloji ve tıp alanındaki
gelişmelerin meydana getirdiği etik konuları inceler. Evet, biyoetik de budur. Böylece biz biyoteknoloji ve gen mühendisliğini bitirmiş olduk. Genetik mühendisliğini bitirmiş olduk arkadaşlar. Sonraki videoda soru çözümü yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.